trans bir kadın olarak, bir LGBT artı olarak, bir feminist kadın olarak, bir Kürt olarak, bir Alevi olarak herkesle eşit olduğum bir ülkede yaşamak istiyorum. Özgür olduğum bir ülkede yaşamak istiyorum. Adil bir ülkede yaşamak istiyorum. Herkesin eşit muamele gördüğü, işçinin, emekçinin, kadının, LGBT artının, herhangi bir Türk veya Müslüman olma haricindeki ırk veya din mensubu birinin farklı bir muamele görmesini istemiyorum. Herkesin özgür olduğu bir Türkiye. Burada sadece bir LGBT artı olarak LGBT artıların özgürlüğünden bahsetmiyorum. Bir öğrenci olarak istediğim okula gidip istediğim mesleği seçebildiğim, okurken barınma konusunda sorun yaşamadığım, ayrımcılığa uğramadığım veya ayrımcılığa uğradığımda danışabileceğim yerlerin olduğu bir Türkiye istiyorum. Sokağa çıktığımda taciz edilmek istemiyorum. Tacizin bir yaptırımı olsun istiyorum. Cinsel şiddetin ağır yaptırımları olsun istiyorum. Çocuklar için çocuk istismarının yaptırımı olsun istiyorum. Kadına şiddet faillerinin yargılanmasını istiyorum. Trans kadınlar için adalete, sağlığa, eğitime, barınma hakkına erişimde eşitlik istiyorum. Tüm gençlerin rahatça eğlenebileceği, rahatça eğitim görebileceği, her hakkına erişirken hiçbir sorun yaşamadığı, ayrımcılık yaşamadığı bir Türkiye istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Hayır. LGBT artı olduğu için evde, okulda, işte, üniversitede atılan LGBT artıların önünü açmak için mecliste olacağız. Sırf karnını doyurmak için seks işçiliği yapmak zorunda olan, öldürülen, hunharca katledilen trans kadınların haklarını sormak için gideceğiz. LGBT artılar doğduğu andan itibaren dediğim gibi onların varlığını dışlayan bir düzen olduğu için önce ailede bir soru işareti yaratıyorlar. Daha sonra okul öncesinde yani akran zorbalığı yaşıyorlar. Var olan düzenden kendini dışlanmış hissediyor. Kendine bir gelecek tahayyül edemiyor aslında. İlk başta zaten cinsel kimliğimin farkındalığına vardığım yaştan bu yana süre gelen bir zamanda kimliğimle alakalı mütemadiyen problem yaşadım. Gerek aile içerisinde, gerek sosyal hayatta, gerek iş hayatında, eğitim hayatında. Sürekli bir aşağılanma, ötekileştirilme ve hakarete, aşağılanmaya maruz kaldım. Öldürülmekle tehdit edildim. Ama pes etmedim. Ben bir insanım. Ben Necdet'im. Benim cinsel kimliğim, cinsel yönelimim ne olduğu değil. Benim halk ve toplum içerisinde ne yaptığım önemli. Yani bugüne kadar aslında bizi yani garip insanlar olarak gören, belki hatta zorbalık, şiddetin çeşitli biçimlerini uygulayan insanlarla muhatap olduk. Şimdi bunlara karşı bunları tespit edip bir çözüm üretmek için oturduk masaya. Örneğin trans bir kadın darp edildiğinde nereye gideceğini bilmiyor. Yani aslında biliyor da gidemiyor. Mesela polise mi gidecek o trans kadın? Karakola gittiğinde yaşadığı ayrımcılıklardan hangimizin haberi var? Barınma hakkımıza erişimde de keza yine ayrımcılığa maruz bırakılıyoruz. Yaşadığımız ayrımcılıklar konusunda bizim için siyaset üreten birilerini istemiyoruz. Özneler olarak bizzat bizim gidip sorunlarımızı ve taleplerimizi bizzat özneler olarak bizim konuşabildiğimiz bir Türkiye istiyoruz. Onun için meclise bizzat bir görünür bir LGBT artıyı gönderebilmemiz önemli. Sistematik bir şekilde bugüne kadar yok sayılan bir toplumu, evet bakın buradayız, hatta yani meclise bile girdik, artık bizi görmemezlik edemezsiniz demiş oluyoruz. Benden sonra gelen LGBT artılara çok güzel bir politik miras bırakacağım. Meclisi geçeriz ya da geçmeyiz. Şu an öyle bir ivme yakaladık ki arkadaşlar, hep beraber yani dünyanın her yerinde Türkiye LGBT hakları konuşuluyor. Bunun kadar daha güzel bir şey var mı? Genç trans kadınlar, hatta yaşlı trans kadınlar da dahi zorunlu olarak seks işçiliği yapıyor. Bununla ilgili bir şey yapmak gerektiğini düşünüyorum.
yapmamız gereken şey bu noktada trans kadınları görünür kılmak ve trans kadınların insan haklarını savunmak bence. Seks işçiliği yapan trans kadınların yaşayabileceği ortamlar yaratmak. En azından bir iki sığınma evi. Acil eylem planlarında bu var. Onun dışında istihdam. Yani LGBT artıların daha rahat iş alanları, iş ortamlarını açmaya yönelik politikalar üreteceğiz. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Cinsiyet kimliği veya cinsel kimliği üzerinden bir şiddete, ötekileştirmeye, bir kayırmaya veya arka sıralara atılmaya maruz bırakılmamalı. İş alanında, emek alanında özellikle kişinin mevcut potansiyeli ne olursa olsun cinsel kimliğini veya cinsel yönelimini saklamak zorunda kalmamalı. Bir kadın olarak eşit bir şekilde diğer herkesle eşit bir şekilde eğitime erişmek istiyorum. Fırsat eşitliği istiyorum. Sağlık hakkından yararlanırken ayrımcılığa maruz bırakılmak istemiyorum. Hayal ettiğimiz dünyada LGBT artıların özneler olarak dinlenmesi, görüşlerinin alınması, yaşadıkları ayrımcılıkların tespit edilmesi ve uygun sosyal politikaların çizilmesi gerekiyor. Olayın bir özne olarak tek başına bir şey yapılamayacağını, örgütlülük ve kolektif hareket halinde bulunduğun takdirde zaten bazı usulsüz ve liyakatsizliklerin önüne geçilebileceğinin farkındalığına vardım. Yaşasın kadın dayanışması diyorum. Yaşasın LGBT artıların varlığı diyorum. Ben yıllardır, 90'lı yıllardan bu yana sürekli arkadaşlarımı kaybettim. Sürekli trans arkadaşlarımın cenazesini kaldırdım. Çok yalnız kaldık. Gece bağıracak, çağıracak, sesimizi duyuracak. Yanımızda hiç kimse yoktu. Pes etmiş ve bir şeylerden vazgeçmiş bir kişi zaten her şeyden feragat etmiştir. Hayatımızda hepimizin düştüğü, bir şeylerin bittiği, bütün ışıkların söndüğü, kapıların kapandığını düşündüğümüz zamanlar muhakkak oluyor. Ama kalkıp harekete geçmediğin sürece bir şeyler için, kendi gerçeğin için ve kendi inandığın için, kendi varoluşun için mücadele etmediğin sürece zaten umut yoktur. Umut senin beslediğin inançtan gelir. Umut senin mücadelenle yeşerir. Eskiden mesela LGBT artı hareketi 10 yıl önce buradayız diye sloganlar atardı. Yani bu temada sloganlar atardı. Sonrasında alışın buradayız oldu. Sonrasında alışın buradayız gitmiyoruz oldu. Çünkü bir süre sonra bizi artık toplumun dışına itmeye, bizi görüp de fark edip de nefret ve ayrımcılıkla bizi yıldırmaya çalıştılar. Ama bu da olmadı. Şu an LGBT artılar milletvekili adayı. Biz LGBT artılar, özellikle trans kadınlar, biz ailemizden koptuğumuz zaman, arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman biz kendi içimizden bir aile oluşturuyoruz. Anne oluyoruz, kardeş oluyoruz. Anne oluyoruz. Kardeşlerim öldü ve bundan sonra da çocuklarım ölüyor. O çocukların ölüsünü kaldırmak istemiyorum. Bu çocuklar sadece yaşamak istiyor. Hepsi bu kadar. Vardık, varız, var olacağız. Bu kadar. Her yerde, her mahallede, her köyde, her bölgede vardık. Biz zaten her zaman vardık. Var olmaya da devam edeceğiz. Bu birilerinin yasak getirmesi, Pride'lara yapılan müdahaleler, cinsel kimliğinden alakalı şiddet, ölüm tehditleri veya psikolojik baskılardan kaynaklı bu durum varoluşu etkilemez. Beni motive eden şeyler öldürülen trans kadınlar oluyor ne yazık ki. Onlar için de adalet istiyorum. Onlar için de bu mücadeleyi veriyorum. İntihara sürüklenen arkadaşlarım için bu mücadeleyi veriyorum. Öldürülen tüm kadınlar için bu mücadeleyi veriyorum. Yani benim aktivizmimin kaynağı hem kaybettiklerimiz hem de kazanacaklarımıza dair umudum aslında. Ben eşcinsel bir birey olduğum için birilerinden şiddet görmeye, hakaret görmeye veya bir yakıştırmaya maruz kalmaya mecbur değilim. Olmayacağım da. Bununla alakalı anayasal haklarımı da kazanmak için nefesimin, canımın, zamanımın yettiği kadar mücadele etmeye de devam edeceğim.